sosyal birliktelik, yemek gibi pek çok bileşenlerden oluşan, farklı zamanlarda, farklı mekanlarda farklı hazlar, farklı tatlar uyandıran bir deneyim, bir eylem. Peki yemekle cinsel birlikteliğin, seksin nasıl bağlantısı var? Çünkü aynı yemek gibi pek çok duyunun devrede olduğu bir eylem aslında cinsellik. Tabii ki bunu fark edersek ve bu duyularımızı cinselliğin bir parçası haline getirirsek. Mesela koku. Yemekte ne kadar önemli değil mi? Hatta iştahı açan yemeğin kendisinden çok, midemizin guruldamalarından çok kokudur. Hatta kokuyu aldığınızda karnınız aç olmasa bile birden yeme iştahınız oluşur. Koku çok önemli. Yemekte de, cinsellikte de. O halde kokuyu cinsel eylemin bir parçası halinde kullanın. Özellikle kötü kokular, sizi rahatsız eden kokular varsa birbirinize açıkça söyleyin. Ter kokusu, ağız kokusu, diş kokusu, sigara kokusu, günlük işte yaşantı içinde bedeninizde biriken kokular, bunlar sizi rahatsız ediyorsa ki edebilir, karşı tarafı da sizdeki koku rahatsız edebilir. Onun için bunları özenle, dikkatle bedeninizden uzaklaştırmaya, varsa kalıcı kokular oluşturan bir takım sıkıntılar, mide rahatsızlığı gibi, ağız kokusu gibi, bunları bir şekilde çözmeye özen gösterin. Yine dediğim gibi birbirinizle açık bir iletişim halinde bu kokuları gidermeye, bunları dile getirmeye, özen göstermeye dikkat edin. Tabii burada dikkat edilecek sadece kötü kokuların giderilmesi değil, güzel kokulardan da istifade etmek. Sizin için hangi koku cazipse, eşiniz için hangi koku cazipse yine bu kokuları kullanmak, kendinize iyi gelen kokuları kullanmak, afrodizyak kokuları kullanmak sevişmeyi çok daha lezzetli hale getirecek. Aynen yemekte olduğu gibi. Dokunma duyunuzun mucizelerini sadece yemekte kullanmayın, sevişme hayatında da kullanın. Yemeğe ne kadar dokunarak hissedersek, ağzımızda, dişlerimizdeki oluşturduğu hissi daha derin bir farkındalıkla fark eder, hissedersek. Mesela dilimizin ucuyla farklı dokunuruz yemeğe, damağımızla farklı dokunuruz, dişlerimizle farklı dokunuruz. Daha doğrusu oradaki dokunma duyumuz farklı farklı hisler oluşturur bizde. Ve her birini hissetmek, deneyimlemek yemeğin lezzetini arttırır. Bedenin farklı noktalarına farklı dokunuşlar, hoşunuza giden dokunuşlar ve dokunmanın mucizelerini devreye sokarsanız işte o zaman sevişmenin lezzeti değişir. Özellikle erojen bölgelerinize uygun dokunuşlarda bulunmak. Dilinizle, dudağınızla, parmak uçlarınızla, bedeninizin farklı bölgeleriyle farklı noktalara dokunmak sizin oradaki deneyiminizin, yani seksteki, sevişmedeki, cinsellikteki deneyiminizin farklı tınılarını ortaya çıkartır. Onun için dokunmanın mucizelerini keşfetmek, dokunmanın tadını çıkarmak için zaman ayırmanız, dokunurken sadece dokunmanız son derece önemli. Dokunurken sadece dokunmak ve dokunan kişinin dokunuşlarına kendinizi bırakmak, o dokunuşlardan size akacak karşı tarafın enerjisine açık olmak ve anda kalmak keyfinizi, hazınızı, lezzetinizi arttırır. Tadın kıvamını değiştirir. O halde dokunuşların mucizesine kendinizi sevişirken açın. Duyma duyumuz cinsellikte çok önemli duyulardan biri. Bir rüzgarın sesi, bir deniz dalgası, bir müziğin ritmi, birbirinize söyleyeceğiniz, fısıldayacağınız birkaç kelime, bazen uzunca bir cümle. Özellikle romantik ve tahrik edici cümleler cinsel yaşamdaki hazzınızı son derece etkiler. Sadece birbirinize söyleyeceğiniz cümleler değil, yine dediğim gibi ortamın ritmi, belki ortamda kullanacağınız bir müzik. Ve bu müziğin ritmiyle beraber kendinizi sevişmeye bırakma haliniz, belki karşı taraftan gelen kelimelerin enerjisine ve ritmine kendinizi bırakarak yaşayacağınız çok daha tatminkar bir birliktelik. Birliktelikten kastım lütfen, altını çizeyim, sadece penis-vajen birlikteliği değil, sevişmedeki birbiriyle birlikte olmanın o ahenkli ritmini yakalamak için müziğin ritmini kullanmak, kullanabileceğiniz
malzemelerden biri. O halde birbirinizden güzel kelimeleri, karşı tarafın eşinizin hoşuna gideceği kelimeleri esirgemeyiniz. Yine lezzeti arttırmada, daha doğrusu daha lezzetli bir sevişmek için aynı yemek gibi acıkmış olmanız önemli. Yani canım işte şimdi fırsatı var, bu işi de aradan çıkartalım diye sevişmeyin. Cinsellik yaşamayın, orgazm olmayın, boşalmaya çalışmayın. Acıkan bir bedenin ve zihnin ihtiyaçlarıyla birlikte olduğunuzda çok daha lezzetli gelecek. Karnınız acıktığında yediğiniz yemeğin daha lezzetli gelmesi gibi. Böyle bir birliktelikte zevkiniz arttığı gibi şükrünüz de artacak. Ne kadar ihtiyaçlı olduğunuzu fark ettikçe ihtiyacın karşılanmış olması hali şükrünüzü arttıracak. Şükür lezzeti arttıracak, lezzet şükrü arttıracak. O halde bir vazife bilinciyle değil, aradan çıkartalım diye değil, ihtiyacınız hasıl olduğunda yaşayacağınız cinsel birliktelik hem lezzetli hem şükrünüzü arttıracak. Ve en önemli lezzet arttırıcı unsur, sevişirken sadece sevişin. Zihninizin geçmişle, gelecekle, onunla, bununla meşgul olmasına asla izin vermeyin. Yemek de aslında böyledir. Yemek yerken sadece yemek yediğinizde, hiçbir şeyle ilgilenmeden, sadece yemeğe odaklandığınızda ve derin bir tefekkürle yemek yediğinizde o yemek, yeme hali artık ibadete dönüşür. Sevişmek de böyle. Cinsel eylem de, cinsel birliktelik de böyle. Sadece anda kaldığınızda oradaki ilmi, hikmeti, mucizeleri tefekkür boyutuyla yaşamaya başladığınızda sevişmek hayvani bir hazdan çıkar, ibadet boyutuna kolaylıkla dönüşür. O halde yaşadığınız seksin, cinsel birlikteliğin, sevişmenin tadı damağınızda kalmasını istiyorsanız bu yukarıda konuştuğumuz özellikle de zaten bu duyularımızı dahil edebilmek için de sevişirken sadece sevişmeniz size tatminkar bir seks, tadı damağınızda kalacak bir sevişme ortamı ve zihin ve bedende farklı boyutların oluşmasını kolaylaştıracak, kısacası tadı damağınızda kalacak bir seksin kapılarını açacaktır. Sevgiyle kalınız.